Eğitim.A'dan herkese merhabalar. 7. sınıflar fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazı soru çözümleri yapacağız sizler için. Herkese başarılar diliyoruz. İlk soruyla hemen başlayalım. İlk soruda arkadaşlar boşluk doldurma ile ilgili sorularımız var. Aşağıdaki verilen ifadelerin karşısındaki kutucuğa doğru ise D, yanlışsa Y yazınız diyor bize. İlk soruda ışık boşlukta doğrusal bir yol boyunca saniyede 300 milyon metre ilerleyen bir enerji türüdür. Evet arkadaşlar 300 milyon metre hızla ilerler. Doğru. İkincisi, miyop göz kusuruna sahip olanlar yakını iyi görüp uzağı iyi göremezler. Çevrenizde miyop arkadaşlarınız varsa veya aile büyüklerinizden bunu kendinizde gözlüğünü çıkarmasını isteyebilirsiniz. Uzağı iyi göremezler arkadaşlar. Doğru. 3. Az yoğun saydam ortamdan çok yoğun saydam ortama geçen ışığın hızı artar. Hayır, azalır. Yoğun ortama geçtiği için. Yanlış yani. Proton sayısı atom için ayırt edici bir özelliktir ve atomun kimliğini belirler. Evet, atomun kimliğini belirler. Ayırt edici bir özelliktir. Doğru yani. Son sorumuzda tümsek aynalarda görüntü terstir ve cisimden büyüktür. Arkadaşlar tam tersi, yanlış olacak. Görüntü terstir ve cisimden küçüktür diyecektik. Yani düzdür ve cisimden küçüktür diyecektik. Geldik ikinci soruya. Boşluk doldurma ile ilgili bir sorumuz var. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sözcükleri aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız diyor. Birincisi, dönlenmiş yumurtaya nokta nokta denir, zigot deniyor. Arkadaşlar buraya zigot yazıyoruz. Bu gitti. Zigotun mitoz bölünme ile gelişmesi sonucu nokta nokta oluşur, embriyo oluşur. Embriyo. Sonra ışığın yoğunlukları farklı olan saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine nokta nokta denir. Tabii ki kırılma denir buna. Nokta nokta kullanım dışı kalan atık malzemelerin çeşitli yöntemler ile tekrar imalat sürecine kazandırılmasıdır. Buna ne diyoruz? Tabii ki geri dönüşüm. Sonraki soru, nokta nokta görüntünün düz ve cisme göre simetrik olduğu ayna çeşididir. Buna düz ayna diyoruz. Düz ayna. Üçüncüsüne bakalım, üçüncü soruya. Üçüncü soruda aşağıda karışık şekilde verilen kavramları doğru bir şekilde eşleştiriniz diyor bize. Hemen bakalım. Dişi üreme organıdır ve sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. Bu yumurtalık olduğu için 4 diyoruz buraya. Yumurta ve spermin çekirdeklerinin birleşip kaynaşmasına denir. Buna döllenme diyoruz. Yani 1 numara. Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer iki yeni canlılar oluşturmasına eşeysiz üremenin tanımı olduğu için buraya da 2 diyoruz. Şimdi bunlar gitti. Çiçek tozlarının erkek üreme organı olan başlıktan dişi organın kısmından oluşan dişicik tepesine gelmesi olayına tozlaşma dendiği için buraya da 5 numara diyoruz. 5'in tanımı çünkü. Ve son soru. Canlının kopan her bir parçasının kendisini tamamlayarak ana canlıya aynı kadısal özelliklere sahip yeni canlılar oluşturmasıdır. Buna da rejenerasyonla üreme denir. Cevabımız onun için 3 olacak. Geldik arkadaşlar test şeklindeki sorumuza, 4. soruya. 4. soruda yanda verilen model hangi maddeye ait olabilir? A. Atomik yapılı element, B. moleküler yapılı element, C. moleküler yapılı bileşik. Evet, bu bir bileşik arkadaşlar. Bakarsanız bu moleküllerin birbirine karışmadığını görüyorsunuz. Onun için cevabımız burada C şıkkı oluyor.
Geldik 5. soruya. 5. soruda şöyle biraz büyütelim. Ne diyor bakalım? Emre 1, 2, 3 numaralı aynaların önüne gittiğinde oluşan görüntüler aşağıdaki gibidir. Emre'nin kullandığı ayna hangileri olabilir? Şimdi birincide görüntü değişmiyor. Gördüğünüz gibi bakın, yani ters dönmüyor ama biraz küçülmüş. Küçüldüğü için bu bir tümsek ayna modeli olduğu için bir kere bir tümsek ayna olacak. İki numara görüntü aynen devam ettiği için yani ne küçülmüş ne büyümüş bu bir düz ayna olur. Onun için cevabımız A çıkıyor zaten. Zaten çukur aynada da görüntü boyutları değişmiyor ve ters döndüğü için buna da çukur ayna diyoruz. Gelelim 6. soruya. 6. soruda geri dönüşümle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. 1. Geri dönüşüm çevre kirliliğinin azalmasına katkıda bulunur yani sağlar. Doğru. Geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu ifade eden bir sembol bulunur. Evet, biliyorsunuz bulunur. 3. Tüm ürünlerin geri dönüşümü aynı yöntemle gerçekleşir. Hayır. Pillerin farklı, işte kağıtlar farklı, plastikler farklı olduğu için cevabımız B olacak. Geldik 7. soruya. Aşağıda insanlarda üremeyi sağlayan yapı organlarıyla ilgili kavramları doğru alanlara işaretleyerek X sembolü ile belirtiniz diyor bize burada. Şimdi sperm kanalı biliyorsunuz erkekte bulunur. Burada erkeği işaret diyoruz. Döl yatağı dişi üreme organında bulunur. Yumurtalık bu tabii ki dişi üreme organında bulunur. Salgı bezleri erkek üreme organında, testis de erkek üreme organında olacaktı. Geldik 8. soruya. 8. soruda arkadaşlar bir bakalım modelimize. İnsanda üreme ile ilgili verilen aşağıdaki görselde 1, 2 numaralı yerleri aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır diyor. Bakacak olursak sorumuza şu yumurta, bu da arkadaşlar biliyorsunuz sperm olacak. Bu ikisi birleşince döllenme gerçekleşiyor yani zigot oluşuyor. O zaman cevabımız C şıkkı oluyor. 1 sperm, 2 zigot. Geldik 9. soruya. 9. soruda tabloda verilen element isimleriyle ve sembolleriyle ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Dikkat edelim, bakın olumsuzluk var. Na-sodyum, evet doğru. Kalsiyum K ile gösterilmez. Ca ile gösterilir. Bu yanlış. 2 numara cevap olacak. S kükürt. Bu arkadaşlar doğru. Beryum B demiş. Hayır, Be olacaktı. Yanına E koymamız gerekiyordu. Onun için cevabımız D şıkkı oluyor. Geldik 10. soruya arkadaşlar. Şöyle 10. soruya bakalım. Yukarı doğru çıkalım. Evet, fazla gittik. 10. soru. Yukarıdaki tabloda sperm ve yumurta hücrelerinin karşılaştırması ile ilgili bir tablo verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi tabloya bakalım. Özellik sperm üretilme sayısı çok, yumurta az. Sitoplazma miktarı spermde az, yumurtada çok. Hareketlilik kabiliyeti spermde hareketli, yumurta ise hareketsiz. Hangisi yapılamaz? Bakın olumsuzluk var. A. Sperm yumurtadan daha kısa ömürlüdür. Şimdi ömür ile ilgili yani yaşama süresiyle ilgili herhangi bir şey olmadığı için tabloda herhangi bir açıklama olmadığı için cevabımız burada A şıkkı oluyor. Şimdi geldik 11. soruya. Aşağıda verilen olayların hangisinde mercekler kullanılmaz? A. Göz kusurlarının tedavisinde kullanılır, biliyorsunuz gözler için gözlük kullanıyoruz veya lens kullanıyoruz. B. Ses şiddetin artırılması. Hayır. Bunun arkadaşlar merceklerle alakası yok. B.
olacak cevabımız. Şimdi geldik 12. soruya. Aşağıdaki canlılardan hangisi verilen üreme çeşitlerinden birini göstermez? Burada bir bakalım. Bölünerek üreme, vejetatif üreme, tomurcuklanarak üreme ve rejenerasyonla üreme oluyor. Şimdi B olacak cevabımız. Çünkü yunuslar memeli hayvanlar olduğu için bunlar arkadaşlar döllenerek ürer. Cevabımız onun için B şıkkı oluyor. 13. Şekilde verilen olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Yaşanan bu olay tam bir yansıma ile ilgilidir. Hayır, yansımayla alakamız yok arkadaşlar. Sudan havaya, havadan suya bakış yapınca ışığın kırılımıyla ilgili olduğu için bir cevap olmuyor. 2. Balıkçı balığı bulunduğu yerden daha yakında görür. Evet, balıkçı normalde balık burada şunu gördüğü için daha yakında, daha yukarıda görüyor. Doğru. 3. Balıktan gelen ışınlar havaya geçerken normalden uzaklaşarak kırılır ve balıkçının gözüne ulaşır. Evet, doğru. Kırılarak ulaştığı için cevabımız C olacak. Geldik 14. soruya. Bakalım 14'e. Yoğunlukları farklı olan K ortamından L ortamına şekildeki gibi dik açıyla gönderilen ışın sürati ve doğrultusundaki doğrultusu için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A. Sürati ve doğrultusu değişir. Hayır, değişmez. Dik açıyla geldiği için eğer eğik açıyla gelseydi değişirdi. A değil. B. Sürati ve doğrultusu değişmez. Sürati değişiyor arkadaşlar. Çünkü yoğun ortama giriyor. Ortamlar farklı. Biri yoğun, biri az yoğun olduğu için sürat değişir. C. Sürati değişir, doğrultusu değişmez. Evet, sürat değişir veya artar veya azalır. Onu bilemiyoruz. Çünkü ortamların yoğunluklarını vermemiş. Onun için cevabımız C olacak. Geldik 15. soruya. 15. soruda işlerinde mercek bulunan KVL kutularına merceklerin asal eksenine paralel ışık ışınları gönderiliyor ve ışınlar kutudan şekildeki gibi ayrılıyor. Buna göre KVL kutuları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi K kutusunda ışığı topladığı için ince kenarlı mercek olmalı. Şurada ince. Bu da dağıttığı için bakın ışını dağıtıyor. Bu da kalın kenarlı mercek olmalı. Şimdi o zaman bakalım ince ince olacak. Şunlar da kalın kalın. Cevabımız ikisini de veren şıkkımız A şık olduğu için cevabımız A olacak. 16'ya gelelim. İnsan dişi üreme yapı ve organlarına ait yukarıdaki şekle göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi 1. Yumurta ve sperm yumurta kanalında birleşir. Evet doğru, yumurta kanalında birleşir. Bu doğru. Embriyo döl yatağı içerisinde gelişir. Doğru. Dişi üreme hücreleri yumurtalıklarda üretilir. Doğru arkadaşlar. Hepsi doğru olduğu için cevabımız burada D şıkkı oluyor. Şimdi 17. sorudayız. Şöyle bakalım. Soruda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y oku takip edilerek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Üreme bir canlının kendine benzer yeni canlılar oluşturmasıdır. Doğru. Şimdi bu tarafa gitmiyoruz. Sola doğru geldik. Üreme canlıların ortak özelliklerindendir. Evet, bu da doğru. O zaman birinci çıkışa geldiğimiz için cevabımız A şıkkı olacak. 18'e gelelim. 18. soruda bir öğrencinin hazırlamış olduğu yukarıdaki posterde K ve L yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi kurbağada arkadaşlar dış gelişme var. Yani dış döllenme söz konusu. Şimdi o zaman buraya dış döllenme gelecek. Dış döllenme. Kertenkelede ise dış gelişme var. Fakat burada da iç döllenme söz konusu. Cevabımız onun için B şıkkı oluyor.
19. Aşağıda kurbalara ait yaşam döngüsü verilmiştir. Bu döngüye göre yorumlardan hangileri doğrudur? 1. Yumurtadan çıkan larvalar ana canlıya benzemez. Evet, gördüğünüz gibi hiç benzemiyor, alakası yok. Doğru. Sonra yavru gelişimini ana canlının vücudunda tamamlanır. Hayır, ana canlının vücudunda tamamlanmıyor. Dışarıda tamamlanıyor. Ana canlı yumurtasını bırakıyor. 2 yanlış onun için. Kurbağalar başkalaşım geçirir. Doğru, gördüğünüz gibi farklı farklı türlere, canlılara dönüşüyorlar. Şimdi geldik 20. soruya. Aşağıda tavuğun hayat döngüsünden bir kesit verilmiştir. Kaleme ile gösterilenlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi K'da görülen yumurtanın içinde embriyo ve besin bulunur. Doğru, evet. L kuluçkadır ve yumurtayı belli bir sıcaklıkta tutmaya yarar. Evet, yumurta kuluçkaya yatmış tavuk. Doğru. M'de görülen canlı eşeğil üreme sonucu oluşmuştur. Evet arkadaşlar, eşeğil üreme ile oluştuğu için cevabımız D olacak. Geldik 21'e. Aşağıda şekilde erkek ve dişi üreme yapı organları verilmiştir. Buna göre numaralı kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dişi üreme sisteminde 3 numarayla yapı döllenmiş yumurtanın yerleştiği yerdir. 3 numara, evet, döl yatağı olduğu için doğru. B. 4 numarayla gösterilen yapılar erkek ve dişi de idrarın vücut dışına atılmasını sağlar. Bakalım 4 numara. Hayır arkadaşlar, burası menide atılıyor erkekte. Onun için cevabımız B şıkkı oluyor. 22. Tabloda 1, 2, 3 ile numaralandırılmış yerlerde aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılabilir? Çözünen çözücü arkadaşlar. Şimdi birincisi katı, çözünen katıymış, çözücü sıvıymış. O zaman burada şekerli su olabilir. Çünkü şeker katıdır. Çözücüsü, yani su kattığımız için sıvıya dönüşüyor. İkincisi sıvı sıvı olacak şekilde burada kolonya olabilir. Gazozda arkadaşlar gazla sıvıyı karıştırdığımız için, gaz ve sıvı üçüncüye örnek olduğu için cevabımız burada D şıkkı. 23'e. Atom oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 1. Negatif yüklü taneciktir arkadaşlar. Yanlış arkadaşlar. 1 numara nötr. 2. Atomun kimliğini belirleyen taneciktir. Yani protonlar olduğu için doğru. Atomun kimliğini belirlerler. Onun için cevabımız B şık. Geldik 24 ve son soruya. Yanda verilen metal kaşık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. İç yüzeyine görüntü ters ve büyüktür. Evet doğru. Çünkü çukur ayna görevi görüyor. B. Dış yüzeyine görüntü düz ve küçüktür. Bu da doğru. Tümsek ayna görevi görüyor. C. Dış yüzeyi diş hekimi aynasına benzer diyor. Hayır. Yanlış. Cevabımız onun için C şıkkı olacak. Evet, yazılımımızı bitirdik. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.